Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün e, biraz kendimden, girişimimden ve e, Türkiye'de kadın girişimci olmaktan Çok bahsedeceğiz. Harika. Konuğumuz Tide Club kurucusu Özgül Dalkılıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncesinde çok teşekkürler konunuz olduğum için. Ee, Özgül Kılıç dediğiniz gibi ismim. 1981 Samsun doğumluyum. Seyhanlık göçmeni bir ailenin ikinci çocuğuyum. 5 ee, yaşında piyano, 10 yaşında spor hayatım başladı. Ve Karadeniz Şampiyonluğu basketbol takımıyla beraber daha sonra tasarımcı ve sporcu olma hayalimi hocalarım da desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımında tasarımını kazanarak devam ettim. Ee, daha sonra bölümümden mezun olduktan sonra bir Türk markası oluşturma sorunu üzerine yüksek lisansımı yaptım. Hep hayalim kendi markamı oluşturmak, bir Türk markası oluşturmaktı. Öncesinde e, Türkiye'nin büyük konvansiyonel ve dijital reklam ajanslarında kreatif direktörlük yapıp büyük markaların pazarlama süreçlerinde yer aldım. 6 yıl önce de Tight Club adı altında spor kıyafetleri markamı oluşturdum. Şu an Türkiye'de bir kadın girişimci olarak markayı tüm dünyaya Yaymak en büyük hayalim. Şahane bir akademik kariyer, çok mesleki kariyer ve çok yönlü bir insansınız. Bir yandan müzik, bir yandan spor, bir yandan girişimcilik çok tebrik ediyorum. Sizi ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Harika, çok mutlu oldum ben de. Peki, farklı ve bilmediğiniz bir sektöre geçme fikri nasıl gelişti? Tight Club'ı kurma fikri nasıl oluştu biraz anlatır mısınız? Evet geçişimden de öldü gibi spor hep hayatımda. Evet. Spor yapmak, spor etkinliklerinde olmak benim için çok heyecan verici. Ve bir girişimin en büyük ihtiyacı heyecan bana göre ve tutku olması gerekiyor. O yüzden de spor sektöründe bir şey yapmak en büyük hayalimdi. Onu gerçekleştirmeye çalıştım. Türkiye tekstilde çok büyük önde bir ülke. Bunu tekstil ve sporu birleştirmek için spor kıyafetleri markası oluşturdum. Tabii bir yandan da 15 yıllık pazarlama ve reklam tecrübemi hepsini bir araya getirip böyle bir marka oluştu. Harika. Marka yaratma sürecindeki ve sonrasındaki zorluklar nelerdir acaba? Ee, yüksek lisans tezimde bir Türk markası oluşturma sorumluydu. Onu yazarken de e, önümüze gelecek sorunları... Bilmeme rağmen 5 yıl boyunca bütün sorunları yaşadım aslında birebir. En büyük, e, girişimcinin en büyük problemi e, tez canlı olması. Aslında Türk insanının da, Türkiye'nin de. Bu da biraz sosyoekonomik e, durumlardan dolayı da kaynaklanabiliyor. Girişimci hızlıca projesi olsun, hızlıca satışa geçeyim istiyor. En büyük e, problem tez canlıktı. Ve bunu kendinize sakinleştirmek, bir yandan hem kendinize hem bir yandan beraber çalıştığınız ekibi, bir yandan partnerlerinize... Buna yansıtabilmek bir motivasyon istiyor. Sağlam adımlarla Sağ... başlayıp evet. ilerleyeceksiniz. evet. Evet, temelleri çok sağlam evet. atıp yavaş 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 yavaş. Ee, İngiltere'de bir fuara gittiğimizde e, çok güzel bir İngiliz markasını gördük ve e, dedim ki ben 3 yıl sonra böyle oluruz. Sonra gidip görüştüğümüzde 15 yaşında bir firma olduğunu öğrendik. Sonra ben kendi kendime de aslında e, telkinde bulmam gerektiğini fark ettim. O yüzden de sakin adımlarla ilerlemek gerekiyor. En büyük problem bu oluyor. Bir yandan da kadın girişimci olmak çok kolay değil karşımıza eee Gelen geçen Tabii. konular da bunlar Tabii. diğer bir konuda bu olabiliyor. Evet biraz erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz ne yazık ki siz kadın girişimci olarak ne tür zorluklarla karşılaştınız? Ee, ben karşımdaki insana hiçbir zaman kadın ya da erkek değil bir birey olarak yaklaştım ve böyle yetiştirildim. Ee, ve kendi şirketimi kurmadan önce de kadın girişimcilerin kadın yöneticilerin problemlerinde çok fazla empati kuramıyordum. Fakat birebir kendim yaşamaya başladığımda gerçekten çok kolay değil. Türkiye'de kolay değil. Çünkü e, projelerinizi anlatmak, göstermek, aktarmak için sesinizi biraz daha yükseltmeniz gerekiyor maalesef. Bu yavaş yavaş daha da e, iyileşmeye başlayan bir konu, farkında olunmaya e, başlanan bir konu. E, sadece bu bir gerçekten e, konuşulması gereken, biraz daha farkında olunması gereken bir konu gibi yaşadığımız... E, zorluklardan bir tanesi oluyor maalesef. Evet. Peki Tight Club ürünlerini neden tercih etmeliyiz? Diğerlerinden farkı nedir acaba? E, tight Club spor kıyafetlerinin yanında e, insanların kendi performanslarını en iyi şekilde ifade edebilmeleri için, bir yandan da şık da görünmeleri için e, oluşan bir spor kıyafeti. Bir yandan da bir aslında bir e, topluluk. E, bu yüzden kulüp Tight Club diye. Çünkü bize göre hayat inişleri ve çıkışları olan bir maraton. E, zorluklarınız da olabilir ve bu maratonda hep beraber ilerleyelim ve bir sık tutunalım, mücadeleye devam edelim ve o yüzden de aslında tüm izleyici bu kulübe katılmalarını davet ediyoruz onları e, çünkü e, hayatta performansını göstermek, bu yolda ilerlemek. E, harika bir şey. Hayallerinize doğru ilerlemek harika bir şey oluyor ve Kesinlikle. hep beraber ilerleyelim istedik ve o yüzden de tabii bir yandan da performans wheel yani kişinin performansını oluştururken yaparken e, kullandığımız malzemeler, kumaşlar, teknolojilerde en iyi olması için ne gereken güzel. ürünler oldu. O yüzden de e, Herkesi de kulübümüze davet ediyoruz. Şahane. Peki Tide Club ürünlerini tercih eden profesyonel sporcular var mı? Biraz bahseder misiniz? Evet, bu e, markayı kurduğumuzda e, bir 50 kişilik bir e, profesyonel sporcular bir kitle oluşturduk. E, sonra bu sporcularımızla beraber e, iki, yılından beri, yani 2019'dan beri İstanbul Maratonu'nda, Avrasya Maratonu'nda koşucularımız bulunmakta. Beraber koşuyoruz. Bunun yanında Viyana ve Amsterdam Maratonu'nda da koşucularımız Neyse. var. Çok teşekkürler. E, bu sene ilk defa İstanbul e, Boğaziçi Triathlonu'nda yer aldık yine koşucularımızla. Ve aynı zamanda 3 yıldır da UCI Grand Fondo bisiklet yarışlarının kıyafet sponsoruyuz. Ve yine orada bisikletçilerimiz yer alıyor. E, spor etkinliklerinde tüm Türkiye, Avrupa ve dünyada spor etkinliklerinin de beraber profesyonel sporcularımıza beraber yer almaya çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil, temsil ediyorsunuz etmek. bu evet. ne kadar güzel çok gurur verici bir şey çok tebrikler. Peki sizin yeni markanız olan Active Wear 2.0'dan bahseder misiniz seve biraz seve. da? şu an bizim için çok heyecanlı bir proje. Evet. Ee, Active Wear 2.0 e, konvansiyonel klasik e, tekstil spor kıyafetlerini entegre sensörlerle sizin verilerinizi toplayan saatiniz, telefonunuzda da bilgi, bilgisayarınızdan bu verileri takip ettiğiniz bir aslında teknoloji. Neyse. Şu an bunu İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber ilerletiyoruz projeyi. Projede endüstriyel tasarımcılar, mühendisler, tekstil, bilgisayar, yazılımcılar hepsi bir arada ve kişinin sağlık verilerini topladığımız ve performansını iyileştirmek için neler yapılabilir takip edebileceği bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Ee, çok heyecanlıyız. Şahane, çok tebrikler. Çok Umarım en iyi şekilde devam eder bu çok güzel proje. Çok Peki giyilebilir teknolojiler konusunda biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii, seve bu seve. Bu yeni bir konu çünkü. Evet, yeni gündemde ve akıllı saatlerle pandemide hayatımıza girmiş bir konu. Evet. Dünyada kıyafet olarak, bütün teknoloji bir arada olduğu kıyafetler aslında pazar çok büyük ve e, burada şu an e, pazarda e, rol e, alanlar az. Biz de o yüzden öncülerden biri olmak istiyoruz ve made and design'in Türkiye damgasını bastığımız bir marka yaratmak istiyoruz. Dünyamız sesimizi duyurmak istiyoruz bu markayla. E, tabii konvansiyonel tekstilin haricinde bahsettiğim gibi teknolojiyle entegre tekstil artık gündemde olmaya başladı. Hatta 2023-2026 yıllarında yapılan araştırmalarla %10 artan ivmeyle 150 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Biz de bu pastadan dilim alan bir marka ve dünya markası olmak istiyoruz. Şahane. Peki 2023 yılında Tide Club'ı nerede göreceğiz? 2023 yılında Tide Club'ı Avrupa ve Amerika'da ofisleri ve depoları olan, tüm dünyaya perakende satışını online olarak gerçekleşen, yine mağazalarda yer alan bir marka yaratmak istiyoruz. Şah. Yavaş yavaş adımlarımızı attık. Hayallerimizin sonu yok. Neyse. O yüzden her zaman Tide Club'ı tüm dünyaya duyurmak, spor için, sağlık için bir marka oluşturmak Hayalimiz, talip seni hep böyle bir yerde de görmek istiyoruz, adımlarını atmış bir şekilde. Şahane, çok ilham verici projeleriniz <laughs> çok var gerçekten. Çok tebrikler. Peki ekibinizden biraz bahseder misiniz? Tabii, ekibimiz e, endüstriyel tasarımcılar, moda tasarımcıları, mühendisler, e, kimya, malzeme, elektronik bilgisayar mühendisleri, bu kıyafetleri e, bilgisayarlara ve telefonlara entegre yazılımlarını yapan yazılımcılarımız bulunmakta. Bir yandan da beraber çalıştığımız ve benim eski işim ve ekibimde olan reklam sektöründeki yazarlarımız, sanat yönetmenlerimiz, kreatif direktörlerimizle beraber projeyi geliştirmek, argesini oluşturuyoruz. Bir yandan da projemizi tüm dünyaya yaymak için pazarlama etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Şahane. Peki son olarak hedeflerinize ilave edeceğiniz farklı bir konu veya bir mesajınız var mı? E, mesajım kulübe e, yılmak yok, herkes sıkı dursun ve hayalinizde bir şeye konsantre olduğunuzda onu muhakkak yaparsınız. Burada şans, zaman faktörleri var ama yanınıza doğru insanlarla beraber ilerlerseniz muhakkak hedefinize ulaşırsınız. O yüzden herkese asla vazgeçmeyin. Pes diyorum. etmek yok. Yola devam. Pes etmek yok. Etmek yok sıkı durmak ve yola devam. Diyoruz. Ve ettiğimiz her zaman sonsuz. O yüzden de en büyük hayalimiz tüm dünyada dolaşan spor, eğlence ve bir müzik festivalini yapmak ve sesimizi herkese duyurmak. Çok tebrikler. Daha çok nice başarılar. Edelim. Çok teşekkür ederiz. Çok tebrikler. Insanım. Bugünkü konuğumuz Tide Club kurucusu Özgül Dalkılıç'tı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Neslihan'ın davetiniz için. Rica ederiz. Söyle. Çok mersi. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.